Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası ve Aydın Bağımsız Denetçiler Derneği'nin düzenlediği Bağımsız Denetimin Önemi, Gerekliliği ve Kalkınmadaki Yeri konulu konferans, ADÜ Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Kamu Gözetim Kurumu Başkanı Seyit Ahmet Baş, ADÜ Rektörü Profesör Doktor Cavit Bircan, Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, Aydın Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Doçent Doktor Sezgin Demir'le bağımsız denetçilerin katıldığı konferansta açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Sezgin Demir, sanayileşmenin bağımsız denetimin bir gereği olduğunu söyledi. Üniversite Derneği olarak üniversitemizin ve Kamu Gözetim Kurumu'nun desteğiyle düzenlemiş olduğumuz konferansımıza, panelimize İştirak ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Bu panelin önemi öncelikle katılımcıların genişliğinden bahsetmem gerekiyor önemi için. Biz burada öncelikle eğitimciler olarak varız. Ardından bağımsız denetçiler olarak varız. Bağımsız denetçi ünvanını veren süreci yaşatan kurum olarak varız. Ve potansiyel bağımsız denetçiler yani öğrencilerimiz olarak varız. Ve en önemlisi aslında bağımsız denetime ihtiyacı olan, bunu kullanan taraf olan iş adamlarımız olarak var. Yani aslında tüm taraflar bağımsız denetim olarak bugün buradayız. O nedenle çok aslında faydalı olabileceğini düşündüğümüz, başarılı olacağını düşündüğümüz bir konferansın geniş kitlesini buraya toplamış olduk. Bildiğiniz gibi aslında denetim kavramı çok çok uzaklara dayanan, hatta milattan önce 3000 yıla dayanan bir kavram ama esas denetimin bağımsız denetim olarak ortaya çıktığı tarihler 1600'lü yılların sonuna dayanıyor. Bunun ilk çıktığı ülke İngiltere, ardından geliştiği ülke Amerika. Tarihsel perspektiften baktığınız zaman bu bize şunu gösteriyor. Sanayileşme bağımsız denetimin bir gereği. Bağımsız denetim ne kadar iyi yapılırsa sanayileşmenin de orada açılmış oluyor. ADÜ Rektörü Profesör Doktor Cavit Bircan da uluslararası standartlara ulaşmak için bağımsız denetimin şart olduğunu ifade etti. Biz kamu kurumları olarak şunu ifade edeyim, denetimden hiç hoşlanmayız. Bu bize ekstra bir denetim gibi geldi. Yani bir de bağımsız denetçiler mi çıktı başımıza bir insan yani düşünmeden edemiyor. Zaten Sayıştay üniversitelerimizi yeterince denetliyor, YÖK yeterince denetliyor. Ekstra denetçi ne işe yarar diye biz BP sohbet ettik. Seyit Bey burada. Ama sonuçta uluslararası standartizasyonun gerekliliği bizi bu yola doğru itiyorsa bunu da en iyi şekilde yapmak için üniversitelerin öncülük etmesi bence gerekli. Ve bu rehberlikte biz de Adnan Menderes Üniversitesi olarak elimizden geleni yapacağız. Ben tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. İyi bir panel, güzel bir panel geçmesi dileklerimle. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Kamu Gözetim Kurumu Başkanı Ahmet Seyit Baş'ta, uluslararası rekabette güvenilir bilgilere ulaşmakta bağımsız denetçilere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bağımsız denetçilerin bu yüzden oluştuğunu ifade etti. Dünya globalleşiyor. Türkiye olarak biz açık ekonomi, liberal ekonomiyi tercih etmişiz. Doğrusunu yapmışız. Nihayetinde planlı ekonomi tercih edenler de daha sonrasında yavaş yavaş açıldı. İşte glasnost politikası, perestroika politikası. Şimdi liberal ekonomi demek hepimiz iktisat derslerinde gördük. Arkadaşlarımızın bilgileri daha taze. Rekabet ortamının olduğu, piyasaların oluştuğu, yani alıcıyla satıcının bir araya gelerek serbestçe karar verebildikleri, fiyatın orada pazarda oluştu. Ekonomi demek. Neden işte liberal ekonomi ya da rekabetin üzerinde duruluyor? Esasen yani iktisat biliminin de temel konusu olan ihtiyaçlar sonsuz ama kaynaklar sınırlı. Bu sınırlı kaynakları sonsuz olan ihtiyaçları karşılamak için optimum şekilde nasıl dağıtabiliriz? Temel soru bu, karşımızdaki soru. Buna cevap olarak da işte rekabet olursa, alıcılar, satıcılar karşılıklı pazarlık yaparlarsa, açık bir ekonomi olursa, ki bunun örneği tam rekabet piyasasıdır. Tam rekabet piyasası kaynaklarımızı, ihtiyaçlarımızı karşılamak için optimum dağıtmaya imkan var. Bunun güvenilirliğini nasıl sağlayacağız? Bu bilgiyi kendiniz ürettiniz, işletmenizde kullanacaksanız, okey.
Bunları söylüyorum. Kendi kararlarınızla o bilgiyi sahip kullanabilirsiniz. Ama bu bilgi üçüncü şahıslara verilecek bir bilgi ise karşı taraftaki kişi diyor ki ya sen bunu yazsın çizdin ama kardeşim ben senin kayıtlarını inceleme imkanım yok ki nereden bileyim? Acaba gerçekten söylediğin gibi bu bilgiler standartlara uygun bir şekilde üretilmiş mi? Bundan emin olmak istiyorum. Ha neden? Ben senin işletmene yatırım yapacağım. Ya da işte bir uluslararası yatırımcı gelecek, işletmenize talip olmuş. Ona satmaya çalışıyorsunuz. Tabiri caizse kimsenin kimseye zorla bilgi vermek gibi derdi yok ama elinizde işletmeniz var. Makul bir tüccar olarak, basiretli bir tüccar olarak işletmenizi büyütmüşsünüz. Belli kısmını belki işten, elden çıkaracaksınız ya da halkalaşacaksınız. Dolayısıyla ben doğru bilgiyi vermeliyim ki işletmen doğru değeriyle satsın, daha ucuza gitmesin. O anlamda vereceğiniz bu bilginin karşı tarafından, kamuoyu tarafından güvenilirliğini sağlanması anlamında bağımsız denetim olgusu gündeme geliyor.